Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ünvan sisteminden bahsedeceğiz. Kış kutusu etkinliği, kostümler ve geliş tarihleri. Roger'ın M3 figürünü nasıl alırım bunlardan bahsedeceğiz. Hepinize iyi seyirler diyorum. Unvan sisteminde yapılan değişiklik. Artık global olduğunuzda da oyuna girerken yazacak arkadaşlar. Bu adam global 1 diye gözükecek veya global 2 diye görebilecekler sizi. Nasıl abi diye soracaksınız? Bakın şimdi arkadaşlar. Mesela bu arkadaş global 1 ve şu şekilde gördüğünüz üzere global 1 Leslie yazıyor. Hatta bunun şeyine de bakalım. Savaş alanı kısmına geldiğinizde burada da yine Favorilerde gözüküyor arkadaşlar bakın burada da yine bunun ifadesi gözüküyor. Bu adam global 1 yazacak bu şekilde burada da. Ee, bunun farklı versiyonlar var işte mesela Türkiye birincisi onların da sistemi bu şekilde olacak artık. Bakın şuraya geldiğimizde kahramanlara Türkiye sıralamasında bakın bu şekilde olacak. Onun emoji'si de e, şekle şöyle olacak. Mesela şu adam bu da bir ülkenin ikincisi olması lazım. Bakın. İndonezya ikincisi. O da böyle gözükecek. Yani sen TR ikinciysen burada TR2 yazacak. Türkiye ikincisi yazacak. Logosu böyle pembeli olacak arkadaşlar. Şöyle favoriler kısmına geldiğimizde bakın burada da yine bu şekilde yer alacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeni rank sistemindeki şeyler. Ankara birincisisin veya Çankırı birincisisin. Ben Çankırlıyım. Oradayken kalmış konum. E, o yüzden onlar da böyle sarı gözükecek. Bakın global bir işte Türkiye ve şehir sıralaması bu şekilde ünvanları olacak arkadaşlar. Yeni sistemle birlikte. Şöyle şu adama da bakalım. Bu neymiş? Bakın İndonezya san birincisi. Hatta şöyle savaş alanı kısmına gelelim. Favoriler kısmına gelelim. Bakın burada da yine aynı şekilde gözüküyor. Bir de küçük amele olanları var. Onlar da yine sizin puanınıza göre değişiklik gösteriyor. Aralık ve Ocak ayında gelecek kostümler ve tarihleri. Bu kostümlerin efektleri cuma günü kanalımızda olacak. 17 Aralık'ta kış kutusu etkinliği gelecek. Birazdan etkinliğin detaylarını göstereceğim. 20 Aralık'ta M4 etkinliği gelecek. Beatrix'in yeni kostümünü bu etkinlikten alabileceksiniz. Zaten etkinlik geldiğinde nasıl uygun fiyat alırsınız diye sizlere video hazırlıyorum biliyorsunuz. Ayrıca Alus paketinin de special kostümleri bu etkinliğin ödül havuzunda olacak. 20 Aralık'ta Hanabi'nin revampı da orijinal sunucuya gelmiş olacak. Bence %100 meta arkadaşlar. Yine Martis Zodiac gelecek 20 Aralık'ta. 24 Aralık'ta Franco Legend kostüm gelecek. %30 indirimli olacak. Büyülü çark. Bu kostüm büyülü çarkta satılacak. 31 Aralık'ta sezon sıfırlanacak. Ve bu sezona özel 2 tane sezon sonu kostümü alabileceksiniz. Barats ve Argus'un sezon sonu kostümleri. Yine Güzel maslık elit kostümü ise hayabusaya gelecek. Daha önceden göstermiştim. 1 Ocak'ta Aim'e Yıldız üyelik kostümü gelecek. 5 Ocak'ta koleksiyon kostümü olarak dairuta gelecek. Yanında da Link kahramanıyla Harley'in koleksiyon kostümleri olacak. 8 Ocak'ta Limor süper kötü kostümü gelecek arkadaşlar etkinlikte yine 20 Ocak'ta Aurora Zodiac gelecek. 22 Ocak'ta ise yine Chain'in yeni festival kostümü gelecek 29 Ocak'ta Fredrin'e elit kostüm gelecek Bunların efektlerini dediğim gibi Cuma günü görebileceksiniz 1 Şubat'ta ise Seybra yıldız Üyelik kostümü gelecek Arkadaşlar şimdi detaylarına geçelim Esmeralda'nın çekiliş hakları da 17 Aralık'ta orijinal sunucuda olacak. Toplamda 100 elmas yükleyip 500 elmas harcadığınızda 30 çekiliş hakkı alabileceksiniz bu görevleri yaparak. M4 etkinliği hakkında kısaca bir şey söyleyeceğim. Aldus'un M1 ve Clint'in M2 kostümlerini buradaki takas mağazası kısmından alabileceksiniz. Zaten test sunucusundayken anlatmıştım arkadaşlar. Belerik'in special kostümün olduğu kısma bu kostümler gelecek. Yanında bir de Pacuti special kostüm gelecek. Etkinlikte son seviyeye geldiğinizde muhtemelen hem Aldus'un m bir hem de Clint'in M2 kostümlerini alabileceksiniz gibi gözüküyor. Ee, zaten Paküt'ün Special kostümünü muhtemelen düşük taşa verecek. Yani elmas harcamadan da Paküt'ün Special kostümünü alabilirsiniz. Fakat Clint ile Aldus için muhtemelen elmas harcamanızı isteyecektir. Tamam bu şekilde zaten diğer bütün detaylarını da paylaştım sizlerle. Önemli bir kısımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen sene... Roger'ın M3 kostümünü almadığım için çok kötü e, psikolojim bozulmuştu. Geçenlerde işte böyle Instagram'da falan geziyorum. Böyle 3D figür yapanları gördüm. E, onlara sormaya başladım. Dedim ki hani böyle bir figür vardı. Oyundan Roger'ın kostümünü çektim. Ya bunun figürünü yapamaz mıyız diye araştırırken arkadaşlar. Bir arkadaş sağ olsun çok yardımcı oldu. Dedi işte abi şöyle şöyle yaparsın falan dedi. Burada da gittim araştırmaya e, dedi abi bunun dedi modeli lazım dedi. Modelini bul dedi yaparım dedi. Baktık abi e, birebir M3 figürünün modelini yüklemişler zaten sitenin birine. Gittim oradan 20 euroya bunu satın aldım arkadaşlar. Arkadaşa verdim. Dedim ki bak hani benim böyle böyle YouTube kanalım var. Ben bunu videoda paylaşacağım. Ve paylaştığımda almak isteyenler olabilir dedim. Eğer Almak isteyen olursa hani bana yardımcı olacaksın dedim fiyat konusunda da. Fiyatı piyasanın yarı fiyatına yapacak arkadaşlar. Ve siz modelin fiyatını ödemediğiniz için çok çok uyguna gelecek size. Diyelim ki bu e, figürün maliyeti piyasada 300 lira. Size bu arkadaş 150 liraya yapacak. Araştırabilirsiniz tamam mı? Bu şekilde almak isteyen olursa da o şekilde figürü alabilecek. Yani... Normalde biliyorsunuz bu 3000 TL'lik bir figür. Ama bakacağız hani kutu açılım videosunda bakacağız sağına soluna böyle güzel mi işte hep birlikte inceleyeceğiz. Eğer 10 numara 5 yıldızsa isteyene ben e, dediğim gibi alabilir yani. Kendi bileceğiniz iş. İster alın ister almayın. Çok sıkıntı değil. Ben sadece modeli satın aldığım için uygun fiyata isterseniz oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaş yardımcı olacağına söz verdi. Bu şekilde de önemli bir kısım var. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Yani çünkü içimde kalmıştı. Şu an yani o kadar mutluyum ki. Bir de şu Beatrix'in biliyorsunuz M4 figürü olacak. Bunu da alacağım ama. Bakın bunu da Türkiye yöneticisinden bir haber gelmedi arkadaşlar. Söyledim hani figürü göndermezler mi bu sene? Gönderilecek mi? Onu öğrenecek bizi. Öğrendiğinde ben de sizlerle paylaşacağım. Eğer figür gelmeyecekse Bulaşmayalım arkadaşlar. Boşuna. Şimdi biz sona gideriz. Yaklaşık 20k elmasımız gidecek. Ve bize iade olarak sadece 10k elmas veriyor. Hani harcadığımız para bir yana yani hayal kırıklığı da oluyor. Öyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. O yüzden bu sene dediğim gibi ben bir öğreneyim. Öğrendiğimde sizlerle paylaşacağım. Cumburlop gidip figür için sona basmayın elmasınızı. Bekleyin. Ben açıklayacağım arkadaşlar. Figürün yollanıp yollanmayacağını. Tamam mı? Bu şekilde benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. E şunu da söyleyeyim. Bakın. Ben. Hani sponsorlu falan değil bu figür. Tamamen yemin ederim 5 kuruş para elde etmiyorum. Kendi aldığım figürün bile diyorum bak modelini satın aldım. Yemin ederim. Hani ben bile parayla aldım. Ben sadece dedim ki almak isteyen olursa indirim yapma hani yaparsan ancak seni paylaşırım dedim. Öyle bir anlaşma yaptım. Yemin ederim. Hani sponsor falan değil. İster, olun, ister alın ister